Son paylaşımınızı da gördüm. Evet. Çok güzel. Çok güzelsiniz. Benim de çok hoşuma gitti. Teşekkür ederiz. Yani burada evet Buse ve Mert daha vakitleri var gibi ama siz sanki bir evliliğe gidermişsiniz gibi geliyor bana. Ya nasip derim ben. Ama genelde niyet o yönde diye düşünüyorum değil mi? Burada öncelikle bir sevgililik aşamasını biz de ilan etmek üzereyiz. Burayı bir geçtikten sonra ilerisinde yaşadığım süre buna... Dışarıda da mı görmek istiyorsunuz? Ben dışarıda da açıkçası bir sevgililik hayatını gözlemledikten sonra neden olmaz sonrası için. Onu hak eden, o şeye sahip bir kadın var karşımda çünkü. Tümeysa? Ben de zaten ilk geldiğimden beri, ilk geldiğim gün bile söyledim. Evlenme niyetim var ama tabii ki burada sonuçta imkanlarımız kısıtlı. İşte en fazla salıncakta falan sallanıyoruz yani. Dışarıda hobilerimizi işte beraber anlaşabiliyor muyuz? Ben bunlara çok önem veriyorum çünkü yani yakın arkadaş olabilmemiz lazım öncelikle. Ya evleneceğim insanla işte onları gözlemleyeceğim. Dışarıda devam etmek istiyorum. İlişki yaşayabileceğim biri. Karakterini çok beğeniyorum Ozan'ın. Bunu gözlemledikten sonra olabilir yani. Beklediğim bir şey yok. Evlenmek isterim yani. Peki, güzel gittiği takdirde. Aslında ablanın, Funda Hanım'ın gelip gittikten sonraki ilişkinizde bir eşik aşıldı gibi sanki. Katılıyorum. Değil evet, mi? Evet, öyle oldu. Şimdi Rümeysa en azından bambaşka bir gözle bakmaya başladı. bir bakalım mı sizin hikayenize? Olabilir, hadi merak bakalım. Ediyorum. Hadi bakalım. Duyamadım, çok kısıktı benim sesi. Her bastı şu anda. O ne zaman demiş, bağırarak mı söyleyeyim burada, onu mu istiyorsun? Bilmem, söyle yani içinden geldiği gibi. Tam anlamıyla o zaman mi? Tüm ekranların herkesin önünde seni çok seviyorum. Ya. Ama ben de bunu duyamadım senden nedense. Ben de seviyorum ama yavaş yavaş artıyor yani şu an. Nasıl günden yani? Güne artacak. Duyamadım, ne diyorsun, çok gürültü var. Ben de seni seviyorum, sevmeye başlıyorum yavaş yavaş. Arkadaşlar duyan var mı ya? Ya da... Cesaretli ol biraz. Ya da... Cesaret! Ya da yanlış cümle mi kuruyor, duyamıyorum ben. Ben de seni seviyorum dedim yani, anladın mı? Rümeysa Ozan'ın müthiş bir tercihi. Yani ben bana sorsaydı abla sence kim olabilir? Kusura bakmayın Rümeysa derdim. Hayır, tabii biz de çok ilişkisine imrenerek Rümeysa bakıyoruz. Rümeysa derdim. Hani Ozan eleştiriliyor falan ya bazen böyle ilk başlarda işte çok soğuk, evet. Mimiği evet, yok falan. Özellikle ben eleştiriyordum size. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Çok benziyorlar. Evet. Ama dışarıda çok öyle değiller. Rümeysa izlerken Rümeysa da Ozan'ın bir benzeri. Evet herkes bana evet. Öyle ya. Gerçekten kızlar öyle. Kızlar eminim Ozan'ın Rümeysa mesela. Ya sen de bize benziyorsun. Evet kızlar da öyle söyledi. Hepiniz birbirinize benziyorsunuz. Benziyoruz. Açık ten renkli gözlü falan. Benziyoruz. Evet benziyoruz. Bizim gerçekten. İçin çok kıymetlisin. Ozan'ın kıymetlisi. Siz de gerçekten kıymetlisiniz. Çok kıymetlisiniz. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizi. Seviyorum seni. Ben de seni seviyorum. Seni öyle görmek beni çok üzdü Ozan ve sana çok değer veriyorum. Buradan çok. Bunu söylemek istiyorum. Ne kadar duygularımı çok böyle dışarı yansıtamasam da... Çok güzeldi. Evet bunu davranışlarla göstermeye çalışacağım. Yani çaba sarf ediyorum. Arkadaşlar da beni biraz anlamıştır yapımı. Ya. İzlerken burada iki büklüm oldum. Utanıyorum vallahi. Ya o seni seviyorumdan. Bak arada yaşananlar var. Funda Hanım gelmiş, gitmiş. Arkasından şu en son söylediği özgüvenli haline bak. Evet, çok utanıyorum Öykü Hanım ama yani. Kararını vermişsin. Kararını evet. Verdikten sonra zaten senin yani hiçbir engel tanımıyorsun. O da karakterinin bir özelliği aslında. Evet Öykü Hanım. Açtım yani böyle kendimi artık, içimi açtım. Şu an geçti ya, daha iyiyiz. Emin olamadığım duygular bunlardı. O açışı, yani o şeyi bekliyordum duygusal yönelimi. Ablam sanırım biraz sebebiyet mi oldu? Ne oldu? Ben de artık ona daha böyle kendimi gibi gidebiliyorum. Çünkü o istediğin şey gelmeyince duygu, sen de ister istemez bir tık geri atmaya kalıyorsun adımlarını ya da biraz duvar örüyorsun falan. Bende duvar muvar kalmadı şu anda. Yani. Bende de kalmadı vallahi. Ya çok tatlısınız. Teşekkür ederiz. Çok güzel. Yani gerçekten buradan hani hiç de bir ilişki Allah'ım nasıl olacak
her ilişki pamuk ipliğine bağlı derken buradan böyle güzel bir tanışmaya, sevgililiğe, birlikteliğe ve üstelik bunu da evliliğe taşırsak ne mutlu bize. Ben çok mucize gibi görüyorum böyle şeyleri. Yani evet. Yeryüzünde bu kadar insan arasından kendi iradenizle buraya gelmeye karar veriyorsunuz. Burada kısıtlı bir süre geçiriyorsunuz. Ve başkaları seçiyor sizi buraya getirirken. Yani bir aşamadan geçiyorsunuz, mülakatlardan geçiyorsunuz. Elemelerden sonra denk geliyor ve karşı karşıya geliyor. Yani denk gelmek denen şey yok işte. O tesadüf denen şey yok aslında. Kader böyle böyle yazılıyor arkadaşlar. Yani oraya bir evliliğe giderse benim için mucize. Evet, bizim için de normalde gerçekten de çok öyle. Zor bir şey zaten evlilik. O kadar insandan o karakterler uyacak, birbirini beğeneceksin, anlaşabileceksin. Çok zor bir karar zaten. Bir de buranın atmosferi zaten apayrı. Burada her şey çok zor, ilişki yaşayabilmek. Burada olursa gerçekten mucize olur Ökhan. Ozan. Benim de beklentim bu eve girdiğimde yani kesinlikle hani kısmetse olur evinde o kişiyi bulacağım ve evlilikle çıkacağım değildi. Tabii. Başta da söylemiştim hani ciddi sevgililik ve o sevgililiği yaşarken kendimi gözlemlemek, izlemek istiyorum demiştim. Ama hayatta demek ki böyle bazı şeyleri çok net konuşmayacaksın. Ama burası, evlilik... Burası biraz da çok özür dilerim sözün kesin. Burası biraz da kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına gibi bir yer olduğu için. Kesinlikle katılıyorum Erkan'a. Evlilik kavramı da hani çok öyle basite indirgenecek kesinlikle bir şey değil benim hayatımda. Herkes böyle bir emin olmak ister, netleşmek ister. Her şey şu an çok iyi gidiyor diyebilirim yani. Hani arkadaşlar evlilik hepimiz, şimdi ablan geldikten sonra hepimiz bir şekilde yaşadıklarımızı paylaştık. Hayatımızdaki kırılma noktalarını anlattık. Beraber gözyaşı döktük, beraber dertleştik. Böyle bir duygusal bir gün geçirdik aslında. İşte orada hani o kargaşa içerisinde ana fikri çıkaramadık. Ana fikirde evliliğin ne kadar zor olduğu ve yanlış evliliklerde nasıl çocukların etkilendiğini de sizlerin tecrübesi doğrultusunda konuşurken gerçekten bir ayna gibi ortaya konuldu aslında. Çok doğru verilmesi gereken bir karar bu. Çocuk sahibi olmak çok düşünerek, birikimle üzerinde gerçekten ince detaylara kadar düşünerek yapılması gereken bir şey. Hele bu zamanda. Ekonomik olarak çok sıkıntı. Yani bebek bezi, osu, busu falan, okulu. Yani inanılmaz şeylerde, aşamalarda şu anda. Gözünüzü korkutmak istemiyorum. Ama karar verirken aşkınız, kalbiniz, sevginiz kadar mantığınızı da devreye sokmanız gerektiğini hatırlatmak isterim. En azından gördüğümüz bu. Yaralı evlatlar yetiştirmemek için. Kesinlikle. Sorumluluk sahibi ebeveynler gerekiyor. Çocuk sahibi olmanın gerçekten bir ehliyete tabi olması gerektiği kanısına olan biri olarak yani çok zor. İnşallah gönlünüze göre bir aile kurar ve hep çağın aksine daimi yuvalar kurar ve çok sağlıklı vatanı millete hayırlı evlatlar yetiştirirsiniz. İnşallah. Çok güzel dileklerde bulundunuz. Ağlayın. Yani işin ciddiyetinin farkında olduğunuzu zaten biliyorum. Yani size anlatmaya gerek yok. En azından sizin kalbinizi kıranlara ya da sizi eksik bırakanlara benzememek için göstereceğiniz çabalar bile aslında çok aklı başında ve mutlu çocuklar yetiştirmeniz için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Umarım. Bu arada herkes için yani. Hani... Tabii ki herkes için söylüyorum. Aynen. Herkes için söylüyorum bunu. Peki. Devam edelim arkadaşlar.